Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Truck Cars of Europe 3'teyiz ve arkadaşlar yeni bir araç aldım. Scania'nın bir aracı. Eski model bir araç. Evet, burada şeyler olmadığı için isimlerini tam çıkaramıyorum arkadaşlar. Evet, bir işimizi alalım arkadaşlar. Mevcut işlere bir bakalım. Mevcut işi göster. Evet. Arkadaşlar birkaç tane burada iş var. Bunlardan birilerini alacağız. Bakalım. Nürnberg'e güzel bir yolculuk mesela. İşi al diyelim. Gel gel düz gel. Dur bir direksiyonu bir toplasın. Hele şükür ya. Arkadaşlar işi almak bile meseleymiş ya bu oyunda. Evet, içeri iç tarafa geçsek nasıl olur? Sanal aynalar var gördüğünüz gibi. Yağmur da başladı, mükemmel. Allah Allah. Direksiyon niye çok hızlı bir şekilde bırakıyor onu anlayamadım. Devam et. Direksiyon çok hızlı bırakmaya başladı. Enteresan. Neyse. Arkadaşlar oyunun efektleri falan güzel de sesi biraz az geliyor. Bakayım. Evet, en fazla bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Sesler biraz az. İdare edin artık. Yani oyun sesleri fulledim şu anda. Full hali bu şekilde maalesef. Işıklarımızı da açalım arkadaşlar. Ha şöyle. Kısalar yansın. İç aydınlatma falan vesaire bir şey var mı? Bakacağız artık. Yani eski kabin ışığı varmış. Oo abi çok aydınlatmadım bu ya. Bunun ayarı yok mu? Aç kapa var sadece. Tamam. Kabin ışığı da açık olsun arkadaşlar. Birazcık böyle 10 numara 5 yıldız oldu. Evet, zaten bakıyorum. Bu arada aracımızı yeni aldık Scania. Normalde menle başlatıyordu. Ya bir de ben buna hesap bağlama olayını çözemedim arkadaşlar. Hani bir mail hesabı. Benim eskiden de oynamıştım bir tane men vardı. İlk başta verdiği şu 9000 liraya. Ondan vardı. Hesabımı bağlamadık. Ne oldu ben anlamadım. Bir daha bulamadık onu. Bu arada araç içi şeyleri çok kötü. Onu da belirteyim arkadaşlar. Hoppala. Kaza yaptık. Neyse alışacağız. Alışacağız. Şu direksiyon yerine arkadaşlar şey kullanmayı deneyeceğim ya. Normal tuş çok bir farkı yok bunun yani. Dönmüyor baksana. Bir de hemen sallıyor. Hemen salmasa. Neyse arkadaşlar ayarlayacağız. Normal direksiyon bağlanıyor mu emin değilim de buna bağlansa ne olur ki? Gerek de yok yani. Ya çok şey yaptınız. Bazı işte Truckers of neydi? Truck Simulator Ultimate. İzleyen arkadaşlar illa da Truckers of Europe 3 çek abi bilmem ne dediniz. Arkadaşlar alın size Truckers of Europe 3. Yani oyun güzel ama arkadaşlar yani çok da güzel değil. Bilmiyorum ya. Harita yükleniyor falan olayı geliyor. Reklam geliyor durup dururken arkadaşlar. Hoş değil. Ama dış taraftan şöyle baktığımda arkadaşlar efsane bir grafik varmış gibi gözüküyor. Ama iç tarafa girince abi bilmiyorum grafikten eser kalmıyor. Açık konuşayım yani. Şu an güzel gözüküyor gözüme bilmiyorum. Şeyin parlaması falan filan. Işığı çift lamba yakalım. Ben de hiç iyi kullanamıyorum dışarıdan da direksiyon olmayınca.
İçeriği bazı bilmiyorum, belki bazı araçlar güzeldir de iç taraftan beğenmedim arkadaşlar. Ama yine de bir mobil oyuna göre güzel bir oyun. Takdir ediyorum. Hiç problem değil. Sanal aynaya gerek yok. Onu da ayarlardan bir dahakine kapatırım arkadaşlar. Şöyle bugün böyle bir eksiklikleri görelim hesabı yaptım. Bu neymiş? Uyku yeri. Vay. Güzel. Uzun yollarda kullanışlı olabilir. Küçük bir mini harita gibi bir şey var mı acaba? Şöyle basıyorum ama dışarıdan güzel araç. Şöyle dışarıdan sesler de artıyor. Dip gazla 60'la gidiyor arkadaşlar. Normal mi sizce? Yağmurdan mı acaba? Tamam, yükümüz de ağır da abiciğim, yani bu kadar olmaz ya. Dip gaz veriyorum şu anda. Oto hız sabitleme de çalışmıyor. Ha, tamam, normal değilmiş arkadaşlar. Şimdi tekrar bir D'ye bastım. D'deydi zaten. Tekrar D'ye bastım, bir vites atmaya başladı aşağıda. Tamam. Evet, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Çözdüm. Demek ki boştaymış. Bağırıp duruyordu zere. Anlaşıldı şimdi neden olduğu. Evet. Arkadaşlar, bu oyunu böyle de uzun süre oynayacağımı zannetmiyorum. Hani ara sıra atarım. Belki ayda bir, belki 2 ayda bir falan. Onu da belirteyim. Hani böyle güzel güncellemeler geldikçe açar bakarız. Ama öyle ekstrem bir şey için, yani böyle devamlı bir seri çıkacak bir oyun yapmam. Bak, yapay zeka benim hatam bir gerçi de şeridimde kalamadım. Şu kabin ışıklarını ben kapatacağım arkadaşlar. Biraz bana fazla geldi. Büyük ihtimal size de fazla gelir. Aynen. Böylesi sanki daha iyi. Kabin ışıkları çok patlatıyor. Kısma olayı olsa olur. Akşam belki kullanışlı olur. Ama gündüz vakti kullanışlı değil. Yağmur da yağıyor da dindi gibi. Şöyle bir silecekleri kapatsak. Evet, dindi arkadaşlar. Harika bir sefer oldu. Yağmurlu. Uyuma noktaları güzel düşünülmüş. Aa bak, dış kamerada şurada yukarıda şey var. Harita olayı var. İç kamerada yok o. Sadece buradaki navigasyonu görüp yapabiliyorsunuz. Oradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Benzin durumumuz falan nedir ne değildir? Yatma durumu var sol altta. Benzin durumumuz da yine hız göstergesinin olduğu yerde. Gayet güzel. Bunlar bir ara şöyle büyüyordu, küçülüyordu, bir şeyler oluyordu. Şu anda burada. Oo arkadaşlar bak, iyiymiş. Küçüldü. Daha da büyüdü. 2 3 tip var. Güzel güzel, hoş. Hoştur. Ama en ideali şu herhalde. Gerçi bu şu an tuşlar benim buna göre ayarlı. O yüzden bunu da kullanalım arkadaşlar. Bu arada 100 ile gidiyoruz. Büyük ihtimal kaza yapabiliriz bu hızlarda ya. Yola bakarak olalım da navigasyona. Çok böyle virajlı yerlerde bir fren çakalım yani. Aha. Ha, hız düştük. Hadi babacım, hadi babacım. Baya düştük. 100'den 60-70'lere düştük şu anda. Güzel ya. Hop, şeritten çıkıyoruz. Farkına varamadım bir anda. Araç kirli gibi ya. Temizlik olayı var mı ki bunda acaba? Arkadaşlar mutlaka vardır da siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bu arada grafikler gerçi bu her oyunda var da, mobil oyunlarda
Yükleme ekranı biraz geç geliyor yollarda. Arkadaşlar 130'da gidiyorum. Kimse bir şey demiyor ya. Vay anasını sayın seyirciler. Kaza yapacağız. Bayağı hızlanmışız. Ya hak devirdik gençler. Topla oğlum topla. Ah be yavrum be. Ah be yavrum be. Toplayamadık arkadaşlar. Şimdi çekici çağırsak mı? Bunun bir olayı var mı? Şuradan beni bir kurtar be kardeş. Hadi. Mecbur çekici çağıracağız abi. Abi para yok abi. Aa ödedik. Ne oldu şimdi? Acaba kaç kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar? Bunu bir yerde yazması lazım değil mi? Allah Allah. Kilometre ne kadar kaldı onu göremiyoruz. Şöyle bakıyorum. Fotoğraf modu var, bilmem ne var. Yok abi, kilometre sayacı yok. Benim yolum kaç kilometre kaldı acaba? Arkadaşlar o kadar hızlı gidince işte virajlarda yıkılıyoruz. Yüzü geçmeyeceğiz. Aracın sesi çıkmadığı için, çok az çıktığı için şey yapmıyor. Anlayamıyorum hızlı mı gidiyorum, yavaş mı gidiyorum. En son bir baktım 130. Sonra bir viraj çıktı önüme. Yavaşlayayım dedim. Geç kaldık. Yıkıverdi hemen. Allah. Allah Allah. Elimin altında tuşu hissetmedim arkadaşlar. Basılı kalmış. Şöyle dış kameradan gösterecektim size. Evet, buralarda güzel uyuma mekanları var. Aracımız leş. Leş kargası arkadaşlar. Baksana. Bir de kaza maza yaptık ya. Çamur, leş, pis. Şu ekrana bak. Şeyi bir çalıştır bakayım. Temizliyor mu? Yok. Babuş bu da temizlemiyor. Bir susuz kaydım. Bir su tutaydınız bari. Şu cama. Harbi her yer leş. Ama bir nokta falan da göremedim yani. Hani yıkatalım edelim. Benzin istasyonu denk gelirse bir girer yıkatmaya çalışırız arkadaşlar. Nasıl oluyor, nasıl olmuyor onu da bilmiyorum. Hep karşı şeritte görüyorum benzin istasyonlarını. Bizim şeritte yok. Çekiciye de zaten para köstük. Para zaten sıfırdı. 10.000'e bunu aldık işte aracı. Para yoktu ki. Büyük ihtimal yükü teslim ettiğimizde ondan kesecek arkadaşlar. Bakacağız. Arkadaşlar şu an 100 ile gidiyoruz. Gayet ideal bir rakam. Daha fazla yükselmeye, alçalmaya gerek yok. Bayır yukarı çıkarken bayağı bir düşüyor. Araç çekmiyor. Eski model bir araç olduğu için. Kaçtı bu ya? 95 miydi? 85 miydi? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar. Abicim 50'ye de düşmeyiz burada be. O kadar bayır değil miydi ya? Araba he bütün havadaki bütün kiri biz çektik ya. Hava tertemiz oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yukarıda da güzelce mis gibi reklamlar çıkıyor bak. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Bas baboli biraz bas. Seyirlik hiçbir nokta bir şey yok. Arkadaşlar bu oyun. Ben şey yapamadım ya. Hani ileride belki güncellendikçe güzelleşir de şu anda benim içim ısınmadı arkadaşlar. Bu seriyi sadece güncellemeden güncellemeye oynarım. Haberiniz olsun. Biraz yavaş. Dorse gidiyor dayı. Dorse gidiyor dayı. Oh. Abiler, ablalar. Dorse gidiyor. Oh, toparladık. Arkadaşlar
Gidiyormuşuz ya, biraz yavaşça. Vallahi Dorse'yi deviriyorduk yine. Küçücük de bir Dorse. Ağır mı ağır mı, ama küçük Dorse olduğu için deviriyorduk. Vallahi Araplar gibi tek teker gidecektik. Para da yok, pul da yok. Biz şeye verecektik ya. Anam. Servise verecektik bütün parayı. Vallahi servise verecektik. Bu yolda bitmek bilmiyor arkadaş. Kaç kilometremiz kaldı onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar. Aa bak, araç içinde de kamerayı hareket ettirebiliyormuşuz. Güzel güzel. Onu sevdim. Şu sanal aynayı kapatacağım arkadaşlar ya. Hop. Hiç gerek yok. Hatta şimdi kapatayım ya. Sabit ayna dediği gerek yok. Ha şöyle ya, zırt pırt orada bir şey gözüküyor. Arkadaşlar arabanın sesi sanki rölantide düz çalışır gibi sesi var. Gaz kök, dip gaz gidiyor, ses çıkmıyor araçta. Normalde şu anda bu Scania'nın höykürmesi lazım. Anam. Of, Allah'tan frenlerimiz iyi tutuyor. Az daha arkadaşlar burada bir hengame yaşanacaktı. Haberiniz olsun. Tren mi kaza yapmış? Ne olmuş orada? Çarpıyoruz bir yandan. Oğlum. Sağa geçecekti arkadaşlar. Araçlar bir acayip acayip hareketler yapıyor. Haritamız yüklendi arkadaşlar. Reklamda izletti. Yapacak bir şey yok onlara. Yani durum bu. Halen gidiyoruz. Bakalım, göreceğiz. Yolumuzun güzergahı da bir türlü şey yapmadı ya. Bitmedi arkadaşlar. Ama şehre, bir kasabaya, şehre, bir yere gelmiş gibi hissiyat verdi şu anda. Gördüğünüz gibi bakın, buralarda binalar minalar bir şeyler var. Oturum izni verilmiş yani buraya. Aha arkadaşlar, galiba geldik. Yollar uzun sürüyor, mümkün mertebe kısa seferler atarız oynarsak da. Abi benzin istasyonu varmış. Yıkama var mı? Yok abi. Yıkama görmedim. Bilmiyorum. Bakacağız. Abicim ben size bir makas atayım mı şöyle, bak ne güzel tam makaslık yol. Ve gaza da hiç köklemiyorum. Dip gaz gidince buralarda kaza yaparız. Arkadaşlar navigasyonumuzu da kaçırmayalım abi. 60-70 şehir içinde. Dışarıdan sanki daha akıcı arkadaşlar ya. Bak içeriden de bilmiyorum, sanki dışarıdan daha iyi gibi oyun ya. Hoppa. Yavaşladılar önümdeki bir anda. Abicim iç içe geçeceğiz bak. Olur. Toparlarsın. Toparlarsın. Atlatırsın. Biz ne kazalar gördük gelirken. Ana ben de atlattı bile. Ben şöyle sol şeride geçeyim de abi, sağlayan sağlasın da. Arkadaşlar ışıklara gelmişiz. Geçsek şimdi şuradan gelenlerle kaza yapacağız. Geç gelen giden yok. Şuradan sağa döneceğiz. Sinyalimizi verelim abiler. Tamam abi. Buradan hemen solda kalıyor. Navigasyon öbür tarafta daha büyük de. Ama hangi sol? Buradaki sol mu? Ha, buradaki sol. Evet, geldik arkadaşlar. Çok şükür. Baboli kapıları aç. Abiniz geldi. Park etmeyi atla. Hayır tabii ki de. De buraya geri geri mi park edeceğiz? Büyük ihtimalle. Bekle kardeşim, bak burada kamyon geldi. Park yeri arıyoruz. Arkadaşlar.
Hop. Yanlışlıkla şeye bakacağım diye direksiyon olayına bir türlü alışamadım. Hop da şimdi dümdüz gel. Trailer açısı yanlış. Ne demek yanlış? Toplayacağız yavrum. %78, %100. Az bir ileri ver. Fark edildi. Çok güzel. Evet arkadaşlar, videomuzu burada bitirelim. Gördüğünüz gibi cezaları kaldırma var. Hasar cezası bilmem ne. Seviyemizde böyle bir ilerledi. 800 oldu. 2 bile olmadı. Toplam gelir. Bu hasar cezası işte bayağı gitmiş. Anlayacağınız 750 de şeye kesmiş. 2,5'tu normalde. Aa yok. Ha, tam normal arkadaşlar. 750'yi kesmemiş. Evet arkadaşlar. Direksiyonu mouse'la da kontrol edebiliyoruz. Güzel. Evet buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.